biliyorsunuz Sayın Abdullah Öcalan 9 Ekim'de uluslararası bir komplo uygulandı. Bu komploya yönelik işte halen işte Öcalan, Sayın Öcalan'ın üzerindeki devam ettirilen tecrit, baskı bunun devamında Sayın Öcalan'a, Abdullah Öcalan'a özgürlük. Yani bu minvalde bu miting yapılacak. Biz hem Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit, haliyle bu Öcalan üzerindeki tecrit bütün halklara yansımış düzeyde. Biz bu hem bu tecridin kalkması için hem de Sayın Öcalan'a özgürlük için bütün halklara bütün hakları bu mitingde bir araya getirip bu mücadeleyi büyütüp halkların üzerindeki tecridi kaldırmak için bu mitingi düzenliyoruz. Ya şöyle dikkat ederseniz mesela bir çözüm süreci vardı. Sayın Öcalan'la görüşmeler yapılıyordu. Ve ülkede bir barış gelmişti. Yani hem Orta Doğu'ya hem de Türkiye'ye. Ne zaman ki bu görüşmeler sona erildi, tecrit uygulandı. Ondan sonra hem bu ülkenin ekonomisi, yani halkın üzerindeki ekonomi mesela bütün halkları ilgilendiren bir şey. İşte bu savaş politikaları öne çıktı. Savaş politikaları öne çıktı. Bu savaş politikaları halkın üzerindeki ekonomik yıkımı iyice yükseltti. Halkın yoksulluğu daha da çoğaldı, işsizlik çoğaldı. Türkiye'deki işte MHP, AKP faşizmi kendini kullanmak için, kendi koltuklarını kullanmak için, kendi yarattıkları bu diktatörlüğü devam ettirmek için tamamen Öcalan'la, Sayın Öcalan'la olan görüşmelerin önünü kestiler ve uyduruk sebeplerle işte şey çalışmıyor, işte ceza aldı, disiplin cezası aldı diye bu tür zorlukla çıkardılar. İşte bütün halkların bir araya gelip ses çıkarması lazım. Yani bunun için işte bunun yanlış olduğunu, bunun şey olduğunu bizim bu bir araya gelip bu diktatöryel AKP MHP faşizmine karşı bunun yanlış olduğunu, bunu bize bütün halkları etkilediğini hem sadece Kürt halkına değil bütün Türkiye halklarına hem bunu anlatıp hem de bunu söyleyip ortaklaşarak birlikte bu mücadeleyi büyüterek o zaman belki bunlar mesela geri adım attırılabilecek. Yoksa yani kimse sokağa çıkmasa, kimse bu mücadeleyi büyütmese, alanlara inmese onlar da zaten istediği o baskıyı, zulmü iyice mesela ses çıkarmadığı zaman iyice yükseltip iyice daha da şey bir duruma getirecek. Benim çağrım şudur, bütün özellikle Kürt halkına, onurlu Kürt halkına bu hem 9 Ekim komplosunun, uluslararası komplosunun yaratmış olduğu insanlar, toplum üzerindeki yıkım ve yoksulluk, hem de Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecrit ve yapılan zulmün, eğer biz Kürtler bunu kendimize bir onur mücadelesi olarak bütün haklarımıza bir mücadelenin amacı olarak görüyorsak bu mitinge kitlesel bir şekilde bütün ailemizle beraber katılmamız gerekiyor. Bütün Kürt halkına ve ezilen bütün haklara, yok sayılan, tanımayan bütün haklara çağrımızdır. Bu mitingde bütün hakları bekliyoruz.